Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Amerika hukumatı Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini fosh qildigan yangi to'rbat qurdi. Amerika avazının haberinde bildirilmişçe, Amerika Devlet İşleri Mahkemesi 2. noyabr məxsus Xitayının kişilik hüquq dəfsənçilikini xatırla mağdığan yeni torbət qurduğalıqını elan qılgan. Haberde qayıtqılınışça, bu torbiketke Xitayının kişilik hüquqını mənsitməsliki deyən isim verilgən. Bu torbiket Xitayının xalqını zorluq bilen bastırışı, şundaqla pikir erkilike ve dini erkilikini bastırış, xalqınca qolqılış ve caza lagere kuruş qatarlı qanığa boyalgan kişilik hüquq dəfsənçilik qılmışlarını körsüp verirken. Birleşme xəbər torundan bildirilmişçe, Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbing, muxbirlarına kütülüş yığında Amerikanın mezkur torbiketke bolgan narazılığını bildirip, Xitay xalqını merkez kılgan kişilik hüquqını icra kılıp, 1 milyar 200 milyonu yakın kişinin namratlıktan kurtuluşuna yardım verdiği de bildirilgan. Wang Wenbin yana Amerika'ya karşı kona sepsetlerine oturgu taşlap, Amerika yukarıda tilgilengan negizlik paketlerine ve özünün iğir kişilik hüquq dafsançılıkıya köz yumdu digerlerini bildirgen. Bildirilişçe, Amerika Devlet İşleri Mahkemesi Twitter hesabıda Xitayının narazı buluşuna karamay, Xitayning kişilik hüquq dafsanchiligini xatirlashga boshlangan yangi torbiket qurganligini, uni davomli ishga kirish turganligini e'lon qilgan. Fransiya tadqiqot markazi virusning Xitoy tajribaxonasidan chiqqanligini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi dedi. Zimiston to'rini bugungi xabarda bildirilishicha, Yevropadagi eng nufuzli ilmiy tadqiqot markazi bo'lgan Fransiya davlatlik ilmiy tadqiqot markazi virusning tajribaxonadan chiqqanligi to'g'risidagi faraz dalil isbotsiz emas deb yakun chiqargan. Dokladda bir necha ay davomlashgan tadqiqot natijasi xulosalangan bo'lib, mazkur tadqiqot markazining donoq virusshunosi Etienne Decrolle tadqiqot markazining organ to'rida bu vaqtda tushuncha berib, olimlarning virusga aloqador nurg'un masalalarini bilmaydiganligini, hozirgacha virusni shaparangdan keldi deb qaralayotganligini, bu yakunni hozir dunyodagi nurg'un olimlarning qabul qilganligini bildirgan. Etienne Decrolle tushuntirishda, hozirga qadar biror virusning shaparangdan insonlarga bevosita tarqaldiganligiga oid hech qanday fakt yo'q degan. Tadqiqotchilar virus ilib yurgan shaparanglar bilan dastlabda yuqumlanganlar orasida zodi nimaning vositalik rol o'ynaydiganligi haqida izlanishga boshlagan. Bundan burun ba'zi Xitoy tadqiqotchilari taqtishaning virusning tarqalishida vositalik rol o'ynaydiganligini ilgir surgan. Dokladda bu tushuntirilishning aniqsiz ekanligi, bundan deyishdiki sabablarning biri yuqumlangan shaparang avrishkisining Wuhandan 1500 km yiroqlikdagi Yunnandan ilinganligi. Shaparang bilan taqtishardagi virusning qanday bo'lib bo'lishaligini tushuntirgilar bo'lmaydiganligi. Eng muhimi virus bilan taqtishardagi gen tartibidagi o'xshashlikning aran 90% ekanligi. Bu insonlar va vositalik to'shug'ichidan normal gen o'xshashlik nisbatining xilla tuvan ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Dokladning oxirida hozir nurg'un olimlarning taqtishar Xitoy virusining paydo bo'lish bilan munosabatsiz deb qaralganligi. Shundoq turuqliqmi Xitoy virusining tajribaxonadan tarqalganligi haqidagi qarashning rad qilinganligi. Garchi virusning Xitoy tajribaxonasidan chiqqanligi haqida aniq fakt bo'lmasa-mu, ammo uni nazardan saqit qilishga bo'lmaydiganligi. Yana kelib Xitoyning bu xil viruslarni tadqiq qilgan tajribaxonaning Wuhan ekanligi o'tirga qo'yilgan. Cho'ng hajmlik asar Uyg'ur umumiy tarixi nashr qilinishga boshlandi. Amerika'da faaliyet kılıvatkan Uyghur tarih pelleri doktoru Nebijan Tursun'un uzun yıllık emgek mivisi bolgan Uyghur Umumi Tarihi namlıq 12 tomluq zor hacimlik eser neşir kılınışı başıldı. Uyghurlar Yavru Asya halıqları arasında şallı kademi medeniyet ve dövletçilik enellerini yaratkan Türkiye halıq buluş süptü bilen olanın bisip ötken köp eserleri siyasi, ictimai, iqtisadi, medeniyet tarihi musafirleri 2. eserinin buyan dünya alimleri tarafından zor sandaki eserler yazılgan. Ammo mazkur asar Uyg'ur xalqining qadimki davrlardan hozirgacha bo'lgan barliq tarixiy taraqqiyot jarayonini mufassal yoritib beradigan umumiy tarix asari yo'qliqdan iborat bo'shliqni to'ldirgan. Uyg'ur umumiy tarixdan iborat mazkur zo'r hajmlik ilmiy asar jami 12 tom bo'lib, buning ichida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati umumiy tarixi 5 tomni tashkil qilgan. Bu 5 tomda 1943 yildan 1950 yilgacha bo'lgan aralig'dagi Sharqiy Turkiston milliy ozodlik inqilobi, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va Xitoy Kompartiyasining ishg'oliyatiga oid butun jarayonlar yoritib berilgan. Avtor bu asarni yozish jarayonida Sovet Ittifoqida ilgari mutlaq maxfiy tutilgan arxiv hujjatlari, Amerika va Tayvan arxivlari, shuningdek hozirgacha dunyoda e'lon qilingan ruscha, inglizcha, xitoycha va boshqa turkiy tillardagi har xil materiallardan foydalangan.
Növette mezkur eserinin 1944 yılı kurulgan Şerqi Türkistan Cumhuriyeti'ye münasebetle 7. ve 8. tomları Uygur Tetkikat Enstitüsü tarafından neşer kıldırıldı. İstanbul'da bir Uygur kurallık hücumga uçurdu. Haberler torunan bugünkü haberde bildirilmişçe, tünüygün keçe İstanbul'un Avcılar rayonunda Yusufcan Ahmet isimli bir Uygur kurallık hücumga uçurup iğir yarlangan. Haberde bildirilmişçe, mezkur vaka keçisi de o yerim etrafında İstanbul'daki Avcılar rayonunun Denizköşler mahallesi Yakamoz köçüsüde yüz vergen. Keşlik tamakka teklif kılanan Yusufcan dostunun işki aldığı kelgende, kendinden tuyuksuz kelgen namalun bir kişi tapancı bilen işki pay oğuk atkan. Hücum neticesinde onun mürüsü ve biliki iğir yarlangan bulup, hücum kılgıcı kaçıp ketken. Sakçılar derhal Nahmeydan'a yetip gelip, ciddi kutkuzuş uğurlarına malum kılgandan kiyin, Yusufcan Bakırköy Döle Doktorhanası'a ilip verilgan. Onun mürüsü ve biliki iğir zahimlengen bulup, doktorlar onu ciddi operasyon kılgan. Malumlanishicha Yusufjon Ahmet Xitoydan davlat xavfsizligiga tahdid yetkazish jinoyati bilan ayblanib, 2.5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan va saqchilar tomonidan jasosliqqa majburlangan. Xitoy Yusufjonni Afg'onistonda mavjud deb qoralayotgan Uyg'urlarning yeniga avetish uchun 2016 yili Urumchidan Pokistonga yo'l qo'salgan. U keyin Xitoyning o'zini jasosliqqa majburlanganlik jinoyatini ko'plagan xalqaro taratqularga oshkorlagan. Do'stining bildirilishicha O bunun burumu bir neç kıtım namalum kişilerinin hücumuna uçurgan bulup, öz bir hatalekinin ensere vatkalıqını etkan. Şarkı Türkistan'daki çıkıp taşlangan konu mahalle ve orunlarda kuruluş başlangan. Yakında aşkarlangan haberde malum buluşça, Xitay daireleri Şarkı Türkistan'ın her kaysi şehir bazarlarda çıkıp taşlangan 1635 konu mahalle ve orullarda kuruluş başlagan. Xitay bu kuruluştan rayondaki konu mahalle ve orullarını özgertip, xalq turmuşidaki yetersizliklerine toluqlaydıqanlıqını ilgir sürüp kelgen bosumu, onların bu çöndürüşe tenkitke uçurgan. Tenkitçiler bu kuruluştan maksisinin ameliyeti ananevi Uygur mahalle ve rayonlarını bozup, mahalle asasında şekillengen Uygur ictimai alaka torunu veyran kılış, bu arkalık ulanı tıxımı önümlük kontrol kılış ikerlikini bildirişken. Xitay 2019 ve 2020 yılları özgertip kuruş namıda Şarkı Türkistan'ın herkaisi şehir bazarlarındaki 1892 konu mahalle ve rayonuna çıkıp başlayan. Yeni kuruluşlar bolsa, Ürümçe, Golca, Aksu, Kuçar, Xotan Katarlı caylarda sınav tariqisi de başlangan idi. Atalmış Şincan gizisinin 2. noyabrdaki haberde bildirilişçe, növete Şarkı Türkistan'daki çıkıp taşlangan 1635 konu mahalle ve orunda kuruluş başlangan. Məlum bilişçe, Xitayna planı Şarkı Türkistan'da 5000 konu mahalle ve orunu özgertip kuruş bulup, bu 750.000 aile geçitildigen. Atalmış Şincan Siyasi Məsləhət Kengişi Millet ve Din Komiteti Müdürü Turğan Pida təşürməkdə. Xitay xəbər mənbələrindən 1. noyabrdakı xəbərdə bildirilişçə, Atalmış Uyğur Avtonom Rayonluq Siyasi Kengiş Millet ve Din Komitetinin müdürü Qorçaq əməldarı Turğan Pida intizamğa xilaflıq qılış gumanı bilən Atalmış Avtonom Rayonluq İntizam Təşürüş Komiteti Reviziya Komiteti tərəfindən təşürülüşkə başlanğan. Turğan Pida 1960 yılı Qulcuda doğulğan, 1985 yılı Xitay Kompartiyasına kirgan. 1996 yılı 12 aydın, 1997 yılı 9 aygıca Qorğaz nahiyesinin hakimi. 1998 yılı 7 aydın, 2004 yılı 2 aygıca Qulcunun şehir başlığı. 2007 yılı 11 aydın, 2008 yılı 1 aygıca İli Oblastının Muavin Oblast başlığı. 2008 yılı 2 aydın, 2017 yılı 11 aygıca atılmış Avtonom rayonluq Millet ve Din İşleri Komitetinin müdürü. 2017 yılı 11 aydın, 2018 yılı 1 aygıca atılmış Avtonom rayonluq hükümetinin muavin başkatibi. 2018 yılı 1 aydın başlap Avtonom rayonluq Siyasi Kengeş Millet ve Din İşleri Komitetinin müdürü katılan vazifelerini ötügen. Xitay atılmış Bəxt Qorosu namada yaşanğanlarına yığılış lagerini köp etmekte. Atalmış Şincan gizitinin 1. noyabrdaki haberde bildirilişçe, Xitay tecavüzçileri atalmış Bəxt Qorosu namada yaşanğanlarının yığılışını küçeytken. Xitay tecavüzçileri 2016 yılından beri 5 milyonun artıq Şarkı Türkistan halkını her xil töhmetleri bilen lagırıqa qamab, Xitayga karşılık bildiriş ihtimallıqı bar deb qargan barlı yaşlarına karta tazlaş hareketine başlayan.
Şunun bilen maskademde perzetleri lagırga kamalgan yaşanganlarına iki çaksız kalgan, özünün haldını haber alamaganlarının haldını haber aldık diyendeki her kıl çıraylak namları bilen lagırga yığılışka başlığıydı. Haberde aşkarlıkça atılmış Uygur Abdunum rayon daireleri 2019 yılının ahırgıca bütün Şerqi Türkistan'da atılmış yaşanganlar kütünüş mulazimet aparatının cemi 225'ini tesis kılgan bulup, mezkur orurlardaki kırvas sani 44.782 yetken. Bunun içi de yezilerdeki atılmış yaşanganlarına kütüş oranı 265 bulup, orulaştırgan kırvas sani 24.861 iken. Haber diyene 14 vilayet, oblast, şehir, nahiyelerde yaşanganlar kütünüş oranı namıda tesis kılıngan lagırlarga 60 milyon yuan meblağ salgan. Bu yıl yana Şerqi Türkistan'ın cenobideki 3 vilayet 1 oblastiki 22 nahiyede yana atalmış Yezi Bekht Çoğun Korosi kuruluşidin 207'ine tamamlıgan. Şundakla halkara cemiyetine aldaş meksiside tenha kalgan, kargıçısı yok, işi çoğuyup kalgan digendek namlar bilen yaşanganlarını bekvalgallıkını haber kılgan. Şerqi Türkistan'da yeniden yine 13 kişi yuqumlandı. Atalmış Uygur Abdunum rayonluk Sahiye Saqlıqını Saqlaş Komiteti bugün elan kılgan en yeni uçura bildirilişçe, bir gün içinde Şerqi Türkistan'da yine 13 kişinin yuqumlanganlığı baykalgan. 2 noyabr 24 saat içinde Şerqi Türkistan'da Xitay virüsü bilen yuqumlanganların yine 13 kişi köpeygen. Bunların hepsi kesellik alameti körülmegen yuqumlanguçlar iken. Haberde kayıt kılınışça, Şerqi Türkistan boyunca 57 yuqumlanguçu baykalgan bulup, bunların hepsi Kaşgar Konşehir iken. Nöbette Şerqi Türkistan boyunca kesellik alameti körülmegen yuqumlanguçlar 236 bulup, bunların hepsi Konşehir nahiyesi ve Aktu nahiyesi iken. İctimai uçur vasitelerde tarqalgan sırlarda körsülüşçe, Xitay daireleri Aktu nahiyesindeki halkını virus teşhiriş bahanesi bilen qeyri yaş demesinin yerim keçide kuçuğu çıkarıp üçüret kitizgan. Xitayning türlük bahane sebepleri bilen Şerqi Türkistan halkını bu xil cismani ve menevi cihetin xorlişi muhacirettikilerini bir aram kılmaqta. Mavi Hilal Cemiyeti halkımızdan derdige derman bulmaqta. Türkiye'de halkımız üçün aktif hizmet kılıvatkan Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti bugün yardımge ihtiyacı Uygurlara göç tarıktı verdi. Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti kurulgandan beri Türkiye'deki kıyıncılık bar Uygurlar üçün mahsus hizmet kılıp geldi. Şundakla halkaradaki İnsani Yardım Cemiyeti ve vakfiler bilen ziç hemkarlaşıp ictimai yardım hizmetine küçeytmekte. İlgilişimizce, Mavi Hilal Cemiyeti bugün Türkiye'de yaşavatkan yardımge ihtiyacı Uygurlara 1000 kişilik göç tarıktı verdi. Cemiyet yana 2. noyabr 130 kişilik göç, 10. Şeker katarlıklarını öz içi alıgan yemeklik ve tazlık turmuş buyumu, 56 10. 75 kişilik okuyucular somkisi, 18 bin lira nakbul tarıktı verdi. Mavi Hilal İnsani Yardım Cemiyeti Reisi Abdurrahim Aziz Oğlu ziyaretimizi kabul kılıp, cemiyet bilen hemkarlaşkan Türk cemiyetleri ve sahavetçi baylarına rahmetini bildirdi. Ve işlerine bereket tiledi. Şundakla cemiyetinin hizmetlerine masif bergen muhacirettiki Şerqi Türkistan halkıya minnettarlığını bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şundakla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmeye köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.